sahibi çok muhterem Profesör Doktor Aydar Baş hocamı rahmetle ve özlemle anıyorum. Bizi izleyenlere de iyi akşamlar diliyorum. Bugün dediğiniz gibi Millet İttifakı artık altılı masa Millet İttifakı adını aldı ve ortak politikalar mutabakat metni diye 244 sayfalık ve 2300 yeni düzenleme içeren bir mutabakat metni bugün duyurdu Ankara'da. Genel başkanların da katılımıyla, genel başkanların, başkan yardımcılarının sunumuyla duyurdu. Dediğimiz gibi yani 2300'den fazla yeni değişikliğin olduğu ifade ediliyor. Ee, yani en önemli böyle dikkatimizi çekecek şeyler ne? Düşlendirilmiş parlamenter sisteme geçileceği vurgulanıyor ki Altılı Masa'nın yani Millet İttifakı'nın aslında varoluş sebebi diyebiliriz. Cumhurbaşkanı 7 yıl için bir kez seçilecek ifadesi dikkat çekici. Yani şimdi biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez aday olabilir mi, olamaz mı diye tartışmalar sürüyor. Anayasa'nın anayasa buna izin vermiyor ama hükümet bunu zorluyor. Ama altılı masa, Millet İttifakı Cumhurbaşkanını bir sefer ve 7 yıl için seçme e, vaadi veriyor. Partisinden seçildikten sonra ilişiği kesileceğini ve Cumhurbaşkanı bir kere biz Cumhurbaşkanlığı görevi yapan 7 yıl için yapan kişi bir daha aktif siyasete dönemeyecek. Bu da dikkat çekici. Bir önemli nokta daha var Faruk Bey. Veto yetkisi kaldırılıyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın yasaları, kanunları, TVMM'den geçen kanunları veto etme yetkisi kaldırılıyor. Sadece geri gönderebilecek. Bir önemli noktada seçim barajı %3 olacak. Bu da dikkat çekiyor. Yine yolsuzlukları araştırma komisyonu kurulacak. Yani bu mevcut hükümet dönemindeki o yols olası yolsuzlukları ortaya çıkarıp araştırılacak bir e komisyon kurulacak. Bunun gibi çok ayrıntılı şeyler var. Yani efendim hukuki yönleri olan e düzenlemeler var. Ekonomik e yönleri olan düzenlemeler var. Çok sayıda düzenleme var. Hmm. Ve bu dediğimiz gibi 250 sayfalık bir e çalışma. Şimdi burada tamam kağıt üzerinde, bu tür şeyleri yazabilirsiniz. Değil 244 sayfa. 2400 sayfalık da bir şey yapabilirsiniz. 2300 değil 5000 değişiklik de önerebilirsiniz. Fakat bu bu yaptığınız, bu vaatlerinizin gerçek olması için e, önemli olan olmazsa olmaz bir şey var. O da nedir? Parlamentodaki çoğunluğu elde etmeniz demektir. Evet. Yani şimdi bütün bunlar 2300 değişiklik öneriyor Millet İttifakı. Bunların gerçek olması için ya da büyük çoğunluğunun hayata geçmesi için parlamentoda anayasa değişikliği yapacak çoğunluğa sahip olması gerekiyor. Kim? Millet ittifakını oluşturan 6 partinin toplam oyları. Bu da daha önceki bu programlarda biz zaman zaman ifade ediyoruz. En az %63 oy toplamı demek. Yani bugün şu an e, reel konuşursak, gerçekçi konuşursak hiçbir... Anket firmasında yani e, itibarlı kamuoyu araştırma şirketlerinin hepsinin araştırmalarını koyu, koyalım önümüze. Hiçbirisinde altılı masanın altı partiyle birlikte yürüyen ve Millet İttifakı'na dönüşen bu oluşumun %63'ün üstünü geçtiğini, %60'a yaklaştığını göremiyorsunuz. Yüzde %50 artı bir aldıkları zaman tamam diyorlar. Fakat bakın. Ee, şurada e, belki zaman zaman gözlerden kaçan bir şey var %50 artı 1 ile yani millet ittifakı için söylüyorum muhalefet cephesi için söylüyorum Türkiye'yi 20 yıldır yöneten siyasetin artık bir son bulmasını yeni bir anlayışla Türkiye'nin yönetilmesini isteyen herkese söylüyorum %50 artı 1 almakla %62 almak arasında hiçbir fark yok hiçbir fark yok çünkü yüzde elli artı bir aldığınızda Cumhurbaşkanlığını kazanıyorsunuz. Parlamentoda da efendim e, belki ağırlıklı vekil sokuyorsunuz. Fakat parlamentoda çoğunluğu elde edemiyorsunuz. Yüzde altmış iki alsanız da bunu yapamıyorsunuz. Herhangi bir anayasa değişikliği, anayasadaki herhangi bir maddenin değişikliği için kime gideceksiniz? Bugün iktidarda olan ama işte 14 Mayıs'taki seçimlerden sonra Muhalefete düşecek olan AKP, AKP ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin vekillerine gideceksiniz. Yani ya gelin efendim şu seçim barajını %3'e düşürelim diyeceksiniz. Buna evet diyecekler mi? Gelin hani okudum ya az önce yolsuzlukları araştırma komisyonu kuralım. Buna siz de üye verin de buradan bir şey çıkaralım. Siz buradan bir şey çıkacağına inanıyor musunuz? Mümkün değil. Gelin güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş dönüşe evet deyin diyecekler mi evet hayır. Yani dolayısıyla siz yani bugün tamam kulağa hoş geliyor. altı tane partinin bir araya gelmesi Türkiye'de çok önemli bir şey falan filan tamam kardeşim hepsi tamam da. Bu verdiğiniz sözlerin hayata geçmesi sizin şu oluşumunuzla birlikte ki siz bu oluşumun genişlemesini yani millet ittifakının 6 partiden değil de 10 partiden oluşmasını, 15 partiden oluşmasına hayır dediniz ya. Siz şu anda yüzde altmış, yüzde altmış üç ve üzerini alma gibi bir hedefiniz, bir planınız, bir e, re, realite yok ortada. Dolayısıyla da bugün açıklanan bu 2.300 yeni düzenlemenin 99'u Faruk Bey kadüktür. Ne demek kadük? Geçersizdir. Geçersizdir. Kağıt üstündedir ve kağıt üstünde kalmaya mahkumdur. Bu maalesef bu onu gösteriyor. Çünkü %50 artı 1 muhalefete yetmiyor. Cumhurbaşkanlığını değiştirmek muhalefete yetmiyor. Bu bu düzenlemeyle gidilirse evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı siz seçimde mağlup edersiniz ama onun mirası olan hükümet yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini miras olarak alır, onu devam ettirirsiniz. Şu an yapılabilecek şu şartlarda, şu realitede de görebildiğimiz şey bu. Bir önemli nokta daha var deyip, ondan sonra onu da değinip size vereceğim sözü. Bakın, yine mutabakat metninde, işte ortak politikalar mutabakat metni, tam adı bu. Suriyeli sığınmacılarla ilgili bölümleri inceledim. Tamam. Bu bölümlerde bakın, ilginç ifadeler aynen şöyle. Terörist gruplar hariç Suriye halkının farklı kesimlerini temsil eden bütün ilgili taraflarla ve Şam yönetimiyle yoğun bir temas ve diyalog çabası başlatacağız. Kulağa hoş geliyor. Şimdi Suriye halkının farklı kesimlerini temsil eden bütün ilgili taraflarla yani ve Şam yönetimiyle bu şeyin altını çizeyim bir cümlesi daha geri dönüş çalışmalarını ülkemizdeki Suriyeliler Suriye yönetimi ve uluslararası kurumlarla birlikte yürüteceğiz. Hı hı. Metinde geçen ibareler şu: Suriye yönetimi, Şam yönetimi. Evet Dikkatimi çekti. Yani biz eğer biz bu hükümetin, yani bu hükümet sadece burada Suriye rejimi, Şam rejimi diyor. Mevcut şu andaki iktidar böyle bir cümle kurduğu zaman ki son birkaç ayda Suriye ile normalleşme çalışmaları yapıyor, değil evet. mi? rejim ifadesi kullanıyor. Ben bu metinlerde gördüğüm şey rejim ifadesi çıkarılmış adeta yerine Suriye yönetimi, Şam yönetimi konulmuş. Ya niye Suriye devleti demiyoruz? Yani biz Şam yönetimi mi? Yani birisi, şu, ben şunu soruyorum izleyenlerimize. Bir herhangi bir devlet Türkiye ile ilgili bir şey bahsetmeye bahsetse, bir cümle kurmaya başlasa, Ankara yönetimi dese. Ankara hükümeti dese. Bakın Ankara hükümeti, Şam hükümeti bile denmiyor. Ankara yönetimi, Türkiye yönetimi dese böyle cümle içerisinde bu bizim hoşumuza gider mi? Aslında. Ya ne demek ya Türkiye? Türkiye'de bir devlet var. Muhatap alacaksanız bunu alırsınız. Yani ben burada Suriyeliler konusundaki metinlerde açıkçası evet. şu andaki mevcut hükümetin bugüne kadar işte son 11, 12 yıldır yaptığı yanlışların o yanlışları düzeltecek, telafi edecek ee, Suriye devletiyle yeni bir sayfa açacak bir ufuk, bir e, mesaj da göremedim. Bu e, açıkçası bana göre bu metinler üzerinde Davutoğlu etkisi görüyorum ben. Ahmet Davutoğlu etkisinin çok fazla olduğunu görüyorum. E, o yüzden e, ben kendi adıma söylüyorum elbette. A, e, Millet İttifakı'nın bu ortak politikalar mutabakat metni benim için bir hayal kırıklığı olmuştur. E siz de buradan sobelelediniz bu metnini. <laughs>